Dönüşüm Peki. için kredi olacak mı Sayın Başkan? Bu işte dönüşüm için söylüyorum. Çok özür dilerim. Güçlendirme burası, için olacak mı? Bir... Onu bilmiyorum. Mesela burası sizin dönüştürdüğünüz yerler mi? Burası. Burası bizim e, bitmemiş hali. Şu anda bitti burada insanlar oturuyor. Böyle başladınız yani Tabii. çalışmaya. Şimdi şu anda burada insanlar oturuyor şu anda. Burası şu anda binlerce insanı geçmiş Bitmiş geç... halde var mı? Onu? Var var var. Var. Bitmiş bir halde izleyelim bir... bakalım. Yani bu inşaat aşaması. Tabii. Kaç konut yaptınız siz? Burada 4600 konut. Kaç bağımsız bölüm var? 4600. 4600 konut ha. Arkadaki bağımsız. özel evlerden daha güzel görünüyor. Buyurun. Evet. Şöyle mi oldu? Evet. psikoonutlardan. Şu anda falan. insanlar burada yaşıyorlar. Bu yeni bir rezerv alanı mı yoksa mevcut yerinin Yok, rezervi mi? Gül rezervi yürüyen projesi. Yani, yani nereye yaptınız? Yeni böyle? rezerv alanı galiba. 2012'de, yıkıp, yıkıp, 2012'den, yıkıp, 2012'den beri yaptığımız. Şunlar, yıkıp yaptığımızlar trans Gayet de güzel görünüyor. Evet, bunlar yani çok, kurutlarımız çok, yüksek katlı görüyorum. da değil. Çok güzel. Zaten görüyor. şu anda Türkiye'de kentsel dönüşüm görüntülerinde hep bu binaları görüyorsun. Bence standartları çok güzel yani. Buyurun. Güzel, güzel. Mimarisi, tasarımı falan da güzel. Çok yani. çağdaş. Bu projenin durması için 11 tane dava açıldı efendim. Balkonları var. Kentsel spor dönüşüm mü bu? Başkanın... Evet, kentsel dönüşüm. Hmm. Çok güzel. eski hali de, nasıldı alan. kim bilir buraların değil Onu mi? da göstereceğim. Az sonra var eski, eski de, hali hepsini göstereceğim. E kepçeli kepçeli yıkılıyor. Kepçeli video bir şey seri olarak var. Nerede? Var mı? Hangi konuttan kim nereye taşındı? Hepsi var. Bakın şu arkadaki binalar yerinde yıkıt yaptık. Şu oda mı kentsel? Tabii, tabii onlar yerinde yıkıt yaptık. Bu bu Bunlar, şey oluyor. Bunları Ahmet transfer ettik. Rezerv alanı oluyor. Yani Hı. yeni rezerv açmamışlar. Bu o şöyle, güzel. Tam güzel. Bu rezerv arkası riski <S gülüyor> alan. Hı. Hmm. Tamam. Anladım, anladım. Ne demek istediğinizi anladım. Hı. Onlar biraz daha çok katlı mı? Yerinde iktik yaptık. Yapı stoğunu ne yaptık? 82 bin metreydi. 19 bin binayı üst üste koyduk. Peki burada depreme dayanıklılık falan açısından nasıl? Bunlar 9 şiddeti. Evet. Esenlerin zemini nasıl peki? Genel Biri çok değil. katlı değil. Yapı gördüğüm. stoğu çok kötü. Yapı stoğu kötü ama zemini iyi. Zemin fena değil. Sayın Başkan bir şey soracağım. Buyurun. Burası, bu, da, bu da kentsel dönüşüm. Bu yeşil alan. Yani evet, 200, o kentsel dönüşümün bir parçası. Tabii İstanbul'un en büyük millet bahçelerinin birisi. Kaç konut birisi. var orada? Kaç konut yaptı? Bu göl bu yapay da, mı? Toplam 7 bin. Tabii yapay göl. Biz yaptık. Biyolojik göl. 7 bin. Hı. 7 bin. Bu başka... gördüğümüz yerde. Başka da var herhalde. Devam ediyor. Şu, bunu, bu da mı şeyin e, yani kentsel dönüşümün bir parçası? Bu da kentsel dönüşümün bir parçası. A, bu alanda. Bu, bu alanda. Bu ne güzel cami. Mesela Sayın Başkan yapı çok kayıt güzel belgesi Sonradan aldım ya. ben. Sonradan mı yapacağız? Yapı kayıt. Ya şu camileri Yap. büyük yapmayın ya. Ne kadar zarif bak. Valla örnek yapmış, olsun. Yapmış gayet ya güzel. Gerçekten hmm. yani. Kocaman kocaman camiler dikiyorlar. Bakın. Minareler çok çok güzel bir camiydi o evet. Sky Park'lardan tutun da Biyolojik göletlere, sahalara, organizasyonlara. Burası millet bahçesi mi? Burası millet bahçesi. Ha. Burası Cumhurbaşkanımızın ilk açtığı millet bahçesinden bir tanesi. Çok bayağı da büyük görünüyor. 240 an. bin metre. Kaç? 240 bin. Metrekare. Ama ağacınız varmış galiba bunlar sonradan. Yeşil ya. alanmış burası yani. zaten evet. yani herhalde. Yok yeşil alan değil. Burası askeri alandı. Askeri, askeri alanı alanda yaptınız mı? Ya. Bak askeri alanı. istesen biz burayı imara açardık. Açılmadı yani. Açmadı. Evet. Bir gösterebilir misiniz? Göreyim. Göreyim bir. Ha. şu mu? Hadi. Evet, bu yapıları Eski hal. Yapı stoku kötü diyorsunuz ya işte. i̇şte buyur. Bunları... Yapı stoku buydu diyorsunuz. Ha tamam şimdi gördüm. Bunları yıkıyoruz ve taşıyoruz. E böyle zaten hep böyle. Hepsini işte. yıkıyoruz da işte böyle. Bu emek ister Ahmet Bey. Ama buna Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle kötü binalar falan görünce toplu esenler gibi diyorlar. Dı. D olacak diyorsun. Evet. <laughs> Sayın Başkan, şu yapı kayıt belgeli evler yıkıp yeniden yapacaklar mı yapamayacaklar mı? Çok soru geliyor. Yıkıp yeniden yaparlarsa imar hakları neyse onu yapabilirler. Et, Böyle yani, tek tek Eski imar yani. hakkında aynısını yapabilir. Şey, bak şeye bak, çabaya çalışmaya bak görüyor musun? Ahmet Bey Laf ben söyleyeyim mi? Ne kadar Vallahi yıktık çok... yaptık. 60 bin konut. Ş şunlar değil mi? Evet. Yani kötü yapı stoku Aynen. örnekleri bunlar. Zaten Kaç 60, 60 iniyor. konut yıktık yaptık ve insanlar içinde yaşıyor şu anda. Şu anda devam eden inşaatınız var mı? 60 bin. Ha 60 binde devam ediyor. Yani değil O zaman ya. siz devasa bir dönüşüm yapıyorsunuz. Ya biz tabii şu anda dünyanın en büyük kentsel dönüşüm eserleri değil. Bu birinci ayın 17'si diye yazıyor. Yani sanırım Onur şey Oca soruyor. Bu bir buçuk milyon dönüş. görüntüler o zaman çekilmiş. Ha. Bu bir buçuk milyon dönüşecek konut var ya. Hı hı. Onun kaçı diyor Esenler'de? Diyor? 60 şöyle yani bizim rezerv alanda ben onu istersen o harita üzerinden anlatayım. Bizim rezerv alanımızda rezerv alanın mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait. Bakanlık ve protokolümüz var. Üretilen konutların %55'i bakanlığa ait. Bakanlık onu diğer içerideki rezerv için kullanıyor. %45'i Esenler Belediyesi'ne ait. Hayır şu anda diyor o 1,5 milyonun kaçı sizde? Aşağı yukarı 40 bini falan yaptıktan sonra kalan. Devam ediyor işte. O 60 bin içinde 40 bin o da var. Ben az sonra değil mi 60 bin yapılıyor dedim ya. 60 binin içerisinde yaklaşık o 40 bin o var. O zaman hedefiniz ne yani? Esenler'de kentsel dönüşüm işi bitmiştir. Esenler'de bizim bu rezervde yapacağımız konut birleri yaklaşık 20 bin küsür. Ka hayır kaç tane daha konut yapmanız lazım? 40 bin. Evet, 40 bin anladım. Hı hı. Şimdi o haritayı getirebilir misin tekrar o? E, ben... Bence o haritayı değil. Bizim Esenler'in bakın bu konutları yıkıyoruz Ahmet Bey çok büyük bir İstanbul iş. Büyükşehir Belediyesi 3 tane bina yıktı onu eee PR'ını yapıyor. Biz haftada 150 160 bina yıkıyoruz. Haftada bu, 150 160 e, şu an yıkıyorsunuz. Yıkıyoruz. Yani. yıkıyoruz. Bu hani burada böyle ama yarı yıkılmış bu zaten yani. Değil efendim onlar şimdi şöyle biz bunu yaparken de bu yıkıma para ödemiyoruz. Hayır bu, yani burada oturulmaz onu demeye çalışıyorum. Yok, gelip bu biraz, sökmüşler bu, pencereleri, biz, pervazları. bu yıkımları da şöyle yapıyoruz Ahmet Bey, para harcamıyoruz. Biz bunlardan da para kazanıyoruz. Ha bu yıkımın da anladım. Tabii bunun ee, bütün demirini, çimentosunu, bilmem nesini, e, parçasını, her şeyini ihale ediyoruz. Millet memnun mu peki sizin yaptığınız? E, ben AK Parti'nin en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Peki başkan ha, o demirlerin bir daha olması sıkıntı değil mi? Ha? O demirlerin bir daha kullanılması sıkıntı olmaz mı? Hani ihale ediyorsunuz ya sonra tekrar başka Allah, bir, bir evde... Demir onu şey veriyordur, i̇şte eritiyordur. Asla kentsel bu. dönüşümün nasıl yapılması evet. gerektiğini de gösteriyor. Bak, bak. şurada, şu, şu, ne burası böyle? O alan kaldırılacak alan. Bir dakika. 1990 konut. Bir dakika. Burada soluk alacak, nefes alacak Yerli, yer yok. Bak, bak bak. Yani gerçekten kötü kentleşmenin tipik aynen. örneği. Ya toplanma alanı yok, bahçe yok, park yok. Bir, bir donatı alanı yok. Buram böyle mi oldu şimdi burası? Aynen. Bak bak bu buradaki insan bura kalktı, buraya geldi. Müthiş. Buraya geldi, şu konutlara geldi bakın. Şu konuttan şu insanlar, konutlar şu gitti, şuraya geldi. Bugün ben mecliste gösterdim CHP'li bir meclisi. Gerçekten mi diyor. O kalkan yer ne oldu? Şu gitti. Onu Esas sürpriz o. Bak evet, onu. Murat Bey bak esas sürpriz bu. Çok güzel bir soru. Evet. Burası 82 bin metre. Bu kalkan yeri ne oldu biliyor musunuz? Eğer biz ransal dönüşüm yapsaydık burası imarlı bir alan. Burayı boşalttıktan sonra 82 bin metreyi ben satardım. Kaça satardım 82 bin metre? Yaklaşık şu anda satsam 3,5 milyar yapar. Ben ne yaptım? Biz ne yaptık? İyi para. İmara kapattık. Millet bahçesi yapıyoruz orayı orayı Eser. tamamen tamamen sadece şu 9 bin metreyi konut bıraktık gerisini park. Çok güzel. E zaten şuradaki konut e konu stokunu şey yapmanız için hani alan açmanız için e hatta şöyle söyleyeyim. Ihtiyaç var yani. Size de sizin için de fırsat buradan hemen yürüme mesafenizde şurada. Ne demek bu yani? Size çok yakın. Ne yapacağım ben yani oraya gidiyorum? Millet Bahçesi'ne gidebilirsin. Ha bahçe, ta okay, tamam tamam anladım. Ha yaptıktan sonra diyorsun. Tabii tabii. Ben şimdi yıkıyoruz şu anda. Bütün burayı <laughs> boşaltıyoruz. Bakın şu yapılar. Ha millet bahçesi yapacağım oraya git. Millet e, tabii şey tabii. Diyorsun, kahve, iç. kahve, iç. kahve iç. Bakın bu yapılar buraya taşınıyor. Tevfik Bey o yapıları kim yaptı? Yani, Peki. Toki yaptı değil mi? Şimdi bakın bir projesini beraber hazırladık. İmalatını Türkiye yaptı. Ya şunlar çok güzel değil mi ya? Şöyle çok talep geliyor. Bak bak, bak şuradan. E, e, e tabii tabii oraya. Yani bunu vatandaş da görsün ya. Bu ya bu Tevfik Göksu'nun reklamı değil. Bu kentsel dönüşümün reklamı. Ben tabii. şimdi kentsel dönüşüm reklamı yapıyorum arkadaşlar. <laughs> yani şu halden buraya geliyoruz kentsel dönüşüm yapınca. Şimdi bu resim değil ha Ahmet Bey. Biliyorum tane, biliyorum bu da gerçek. Gerçek gerçek. gerçek evet, biliyorum. Gerçek görüntü. Şu halden buraya geliyoruz. Şeyler Buradaki... de aynı mı sokak? Hayır, yok, yok, olamaz değil. zaten, Ama öyle olamaz zaten. Evet, tamam. Çok sayıda mesaj geliyor vatandaşlar diyorlar ki Toki ve Kiptaş yapsın. Evet, yani, yani Toki'ye karşı çok Kermancı büyük bir, da bir var. Giriyor, çok büyük mesaj. Şimdi Emine Çepni bir vatandaş bu sağlanamaz yazmışlar. Yani Altına bu gör... kalkamaz. çok büyük stok yani. Ama vatandaş Tokyo'yu istiyor yani. Çok büyük. Çok... mesaj geliyor. Evet, Toki ile ilgili, ilgili çok büyük, büyük bir, bir var. Esenler haritasını görelim. Bir harita varmış galiba. Heh. Şimdi buradan anlatayım ben size. Sizin cevabınızda bakın. Şurası ve şurası rezerv alan. Sayın Bakanımızın gösterdiği ilave alanda şurası. Şu askeri alan. Tabii. Şimdi bakın şurası ve şurası Esenler Belediyesi mülkiyetli olan rezerv alan. Bu iki alan mülkiyeti Esenler Belediyesi'nin ama Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber bir protokolümüz var. Burada üretilen konutların %55'i Çevre Şehircilik Bakanlığımızın diğer ilçelerdeki <laughs> konutların transferi için kullanacak alan. Sayın Bakanımızın size gösterdiği yeni alansa şurası. Askeri alan. Gel burası. Şimdi burada yaklaşık olarak 60 bin konut üretiliyor. Burada Sayın Bakanımız yanlış hatırlamıyorsam 80 bin konuttan bahsediyor. 80 bin konut dedi. Yani şöyle bir baktığınızda 60, 80, 140 bin konutluk bir rezerv alan burası. Burada şu gördüğümüz alanda şu anda Bugün burada tartışıyordunuz işte zemini nedir falan bunların hepsi yapıldı bitti. Yani şuranın zeminini biliyor muyuz mesela? Orayı demiyorum efendim. Şunları B biliyoruz diyorsunuz. Bunlar bitti hepsi yapıldı. Şura biliniyor Yok, mu? Yok orası yeni. Yeni ona bakacaklar. Ama ben. muhtemelen, muhtemelen e, zaten plan yaparken bakanlık o zemin etkilerini yapacak onların. Yapacak. Ancak İstanbul'un know havında bunların hepsi var. Tamam. Şimdi evet. bizim derdimiz şu. Şurası meskun alan ya. Onu anlatacağım zaten. İkinci slaytta o var. Şunu alıyorsun buradan, Aynı. buraya. Ama buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Ha, plan lejantını. Onu anlatacağım. Hadi anlatın. Buyur. İkinci slayta geçelim. Var mı öyle bir ikinci slayt? Mesela var böyle. Var var Ahmet Bey. A, a, an, bu dili anlıyor musun? Evet. Tamam. Şimdi bakın. Şurası esenler. Şu gördüğünüz koyu alanlar bizim deprem riski taşıyan alanlarımız. Zemine göre mi, stoka Yapı, göre mi? Biz, zemin bizde çok önemli bir unsur Yapı değil. Yapı stoku açısından. Yapı stoku açısından deprem riski taşıyan alanlar. Devam edelim. Bunların hepsi tespit edilmiş. Heh. Bizim projemiz iki etapta yürüyor. Birinci etap, bakın az önce simsiyah noktalar vardı ya, orada riskli alanların hepsini çıkarmışız bakın, yeşil alanlar. O know-how varmış harbiden ya. Evet, hepsini çıkarmışız. Burası 16.500 konutluk bir alan. Bu alanlar, bizdeki şu 16.500 konutluk alan, e, imara kapalı alanlar, imar işlemi yapamayan alanlar ya da bizim imara kapattığımız alanlar. Bu 16.500 konut birinci etapta rezerv alana taşıdığımız ve taşımaya devam ettiğimiz alan. İkinci etapta ise, devam edelim, onun bir devamı var. İkinci etap ise bakın o daha önce gösterdiğim bütün alanların transferiyle beraber taşıyacağımız 40 binlik konut. Şimdi şöyle düşünün. Az önce o yapı stoklarını gördünüz ya. O yapı stoklarının ortasında parklar, bahçeler, oyun alanları, okullar vesaire. Ha, binalar seyreliyor. Evet. Hmm. Seyrelen yerlere de Sosyal donatı ablam. Esenler'in içerisinde yaklaşık 2.1 milyon metrekare alan açıyoruz. Ha Hı -hı. tamam. O, zaten seyrelttiğin alana bir de bina yaparsan ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Yani. Tabi evet. doğru. Doğrusu bu ya. Yani. Evet. 2.1 milyon işte bu doğru alana ihsan etmeyin mi? 11 tane durdurma davası açıldı. Kim açıyor? Kim dağla? açıyor? Şehir Plançırı Odası. Sonra CHP. CHP gitti şimdi İBB'de 4, de İBB de başladı. 4-5 tane İBB'nin başladı var. İBB size mi daha var? Evet. Ya öyle komik şeylerle karşılaşıyoruz ki bizim buranın dışında şurada Tuna Mahallesi bir yerimiz var. Dönüşüm yapıyoruz. Şurası bakın. Şurası dönüşüm alanı bizim. Burada yapı sto bizim burasının 3 emsalli planı var. 3 emsal. Ne demek 3 emsal? 1 metrekareye 3 metrekare yapı yapabilirsin demek. Biz buraya plan yaptık. 3 emsarı 1 emsara düşürdük. Bir buçuk emsara düşürdük. Ha, yani rantı kestiniz. Kestik. <laughs> büyükşehir daha başta ne diye biliyor musunuz? Yoğunluk arttırıyorsun diye. Ama tersi. Bunu gösterin yani. siz de. Bak ben gösterdik. Ama mesele siyasi olduğunda hele en son bir CHP meclisi dava açmış. Niye Büyükşehir yapmıyor burayı diyor peki oradaki vatandaş da ama şöyle yapıyor mu yani ya benim hakkımı üçten bire indirdiniz falan o öyle bir Orası bize kalıyor zaten. Ay belediye yani. Belediye zaten. kalıyor zaten, zaten. Belediye ayrı, Evet devam edelim. Bakın Ahmet Bey şu e, bunlar öyle kolay değil kolay da bakın sokak sokak satır satır bu emek ister. Bu peki, yürek ister. Bu alandaki vatandaş orada <laughs> kalacak mı? Yeni rezerv alanına mı gidecek? Yok, Kalan yok da, var, da, gider var. da var giden de var gidiyor. Hı. Bakın Ahmet Bey şu görüntüye lütfen çok iyi bakın. Şurası kentsel dönüşüm olmadan görüntü. Bu yapıların birçoğu riskli. Biz başlamadan önce Esenler'in bina görüntüsü buydu. Peki başladıktan sonra ne noktaya geldi? Devam edelim. Bakın şu noktaya geldi. Görüyor musunuz? Beyazlar ne kadar arttı. Boşaldı orada. Bir daha bir, 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 bir öncekine bir daha gelebilir miyiz? Gel. Esas tarihi belge bu. Bu dönüşümden önce korkunç, korkunç. Dönüşümden sonraya gel. Gel abi dönüşümden sonra. Ya. Bu da dönüşünden sonra. Bunu yapmak için emek lazım, gayret lazım, yürek lazım. Kaç yıl sürdü bu iş? Ben 14 yıllık belediye başkanım. Evet, yani bu kısa bu bir iş değil yani. Değil. Uzun soluklu. Yani bu çok bir zor iş. bir iş. Ha. ha şunu söyleyeyim. Mesela bizim büyük proje şimdiden çoktan biterdi. Bu hmm. engeller, bu e, mahkemeler, şunlar, bunlar olmamış olsaydı. Şimdi şehir plancıları odası İstanbul şube başkanı Doçent Pelin Pınar Giritlioğlu, yayına katılmak istedi ama bizim yayında böyle bir usulümüz yok. Ben e, yaz e, yazın lütfen derdinizi e, hepsini okuyacağım dedim, hepsini okuyacağım. D diyor ki Tevfik Göksu ne yazık ki. AKP iktidarının bunca yıldır izlediği rant siyasetinin bir sonucu olarak ellerinde bir balon gibi patlayan hatalı kentsel dönüşüm politikalarının suçunu onurlu odalara yüklemeye çalışıyor. 1999 depreminden bu yana kentsel dönüşüme yatırım yapmak yerine rant düzenini devam ettirerek, orman alanlarını satarak, parasını kentsel dönüşüme harcayacağız diyerek deprem vergilerinden yüz milyarca lira para topladığı halde, Bunları dönüşüme harcamayarak başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin kentlerinin depreme hazırlanmasını geciktiren odalar değil kendileridir. 2018 yılında imar affı çıkararak riskli yapıları affeden, içinde yaşayanları para karşılığı mezarlarda yaşamaya mahkum eden, afet toplanma alanlarını sermayeye servis eden odalar değil kendileridir. 3 canlı fay üzerine tsunami riski de içeren bir tarım, mera, orman alanına 2 milyon nüfusu odalar değil kendileri yımaktadır. Askeri alanlardaki orman alanlarını yok edip konuta odalar değil kendileri açmıştır. Şimdi bunları yaparak yıllar onlarca yıldır kentleri giderek daha da kırılgan hale getirenler odamızı hedef gösterip kentsel dönüşümü bunlar engelliyor diyemezler. Şehir bilancıları odası yönetmeliği gereği kentleri doğayı kamusal varlıkları korumakla yükünündür. Durduğu nokta tam da daima tam da burası olmuştur. Bizler Göksu'nun kentsel dönüşüm güzellemelerini reddediyoruz. Hukuka, bilime, kamuoyu yararına uygun bir kentsel dönüşüm anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Kendilerine de bunu tavsiye ederiz. Vatandaşı müteahhitle baş başa bırakmak yerine kamu olarak ellerini taşın altına soksunlar. Öyle yapıyoruz zaten. E, dünyadan aslında. haberi yok hanımefendinin. Doçent doktor Pelin <laughs> Kınar tamam. Giritlioğlu. dünyadan haberi yok. Şehir plancıları Tehdit odası başkanı. Bir önceki yani bayağı diyor ki, bir seyretme vardı bir öncekinde seyretme var. Yani bir dakika. Seyretme. Şunu bit ama şunu bitirmedik, tamam. konuşmadık hiç. Konuşmadan Onunla başka. alakalı. Karşı çıkılan aslında e, oradaki bahsedilen kelime seyretme garantisi vermemesi Tevfik Bey'in. Öyle bir şey Çünkü, yok. Öyle bir şey var mı? Hayır, bu hanımefendinin şeyinde Hayır, yok mu? İBB'nin yani. açtığı davada. Ya bir dakika şunu bir konuşabilir miyim? Aynı aslında? Ama bir şununla Orada ilgili. de. E doğru. E, e, bahsettikleriyle ilgili konuşmayalım mı? böyle Okuyalıp geçelim mi? Bir cevap vermesin mi? Ya vereyim, vereyim, hepsini vereyim. Ya bunu şey da beraber şey vermek lazım. Ama bir bursun, bursuna cevap versin ya. <laughs> e, Tevfik Göksu diyordu ki. Ya şöyle diyor. odası engelliyor diyordu. Şu evet. odası da diyor ki biz Tevfik Göksun, Göksun'un kentsel dönüşüm anlayışına karşıyız, engelliyoruz tamam. diyor. Yani engellediklerini kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. Ama sizin kentsel dönüşüm anlayışınıza karşı olduklarını söylüyorlar. Yani. O yani benim kentsal an... dönüşüm Yok. gibi bir şey evet. söylüyor galiba. Ben de yani diyor ki. Ransal Tevfik Göksu'nun kentsel dönüşüm güzellemelerini reddediyoruz. Tamam. Hukuka, bilime, kamu yararına uygun bir kentsel dönüşüm evet, anlayışı. Yani hukuka, bilime ve kamu yararına uygun mu değil mi Tevfik Bey? Evet, yani şimdi o ona da az önce diyor. az önce gösterdim. Bu rezerv alanda bir tane satılık konut yok. Peki. Hukuka, bilime ve kamu yararına uygun. Bundan daha büyük bir proje varsa şey plançılar gelsin. Peki ben şimdi şehir plancı odası niye sessiz kalıyor? Eyüp'te 192 hak sahibinin yapıldığı yere Büyükşehir Belediyesi 192 6 664 konutluk bir proje yapıyor. Bu bilime uygun mu? Hukuka uygun mu? Rantsal mı? Değil mi? Evet. Bakın az önce Beyoğlu Belediyesi'nden bahsettiniz. Beyoğlu'nda 937 konutluk kentsel dönüşüm yapılıyor. Üretilen konut 937 konut. Hak sahibine verilecek konut 937. Bu ransal dönüşüm oluyor. Niye? AK Parti yapıyor. Eyüp'te 192 konutlu kentsel dönüşüme 192 konut yerine artı 664 konut müteahhit ve kiptaşa yapılıyor. Bu rantsal olmuyor. Ama şehir plancıları nerede? 4 4 çıkıyor yani. Nerede şehir plancıları? Hani hak? Hani hukuk? Hani bilim? Şunu evet. söz alabilir miyim? Şimdi sorabilir. Tamam. Şimdi ben bir önceki Gör, görsele gelebilir miyiz? Bir de bundan yani, önceki görsele. Bence şeyi falan biraz daha konuşalım ama Murat Bey. Yani tamam, konuşalım. Ben bu konuyu ben konuşalım çok, çünkü ben çok oda itiraz ediyor. Bir de şöyle bir konu vardı. Bakın onu hatırlatalım. Şimdi Odanın adı ilk şöyle geçti. Çok özür dilerim. İlk odanın adının geçtiği yer şurasıydı. Avcılar oturabilirsiniz. Plan süre, notu süre, var İsterseniz buraya anlatacağım. Yok, mı? Avcılardaki plan notu Fatih'teki bir plan de notu getirebilir Birini Birine itiraz etmiş, birine itiraz etmemiş. Böyle geçti odanın adı. Yani aslında evet. hanımefendi Sayın Başkan da buna bunun üzerine buna cevap vermesi galiba. lazımdı. Şimdi o o bilgi notu akla bilime kamu yararına aykırı bir bilgi notu mudur? Önce onu soralım. Söylüyorum efendim. Ne, Bey. Nedir yani oradaki bilgi notu? Az önce, notu önce anlattım. Hatırlıyor Az önce... musunuz? Nedir o de, bilgi onu notu Onu söylüyorum. Detay? Az önce anlattım. Siz 1994 yılında 5 katlı imarı ruhsatlı bir bina yapmışsınız. 1994 yılında. Evet. Rastgele söylüyorum tarihi. Evet. Evet. 80'de de yapmış olabilirsiniz. Evet. Sonra 99 depremi olunca İstanbul'da belediyelerin bir kısmı plan revizyonları yapmış. 5 katı 4 kata düşürmüş. Hı hı. Şimdi yeniden bu depremler gündeme gelince insanlar konutları eskimiş artık. Konutları yıkıp yapması lazım. Şimdi siz İstanbul'da 5 katlı bir bina yıkıp 4 kata düşüreceksiniz. Mümkün mü bu? Yani çok zor. Çok zor bir şey. Kazanılmış hak kaybediyor. Kazanılmış Biz de şunu yaptık. İstanbul'un 39 ilçesinde böyle sorun olan ilçelerin hepsinin müktesef haklarını verdik. Yani başlangıçta imarlı, ruhsatlı, iskanlı yapılan kat adedi neyse o kat adedi kadar yapabilirsin diye Büyükşehir Meclisi'ne geçirdik. Bu plan notu dediğin şey bu mu? Plan not, aynen bu. Aynı plan notunu önce Fatih ve Avcılar'da geçirdik. Aynı plan notunu. Peki. Fatih'e şey, dava açtılar, Avcılar'ı açmadı. Yani oradaki mantık acaba şey mi yani Oradaki AK... CHP'li, buradaki AK Partili. Şöyle olamaz mı? Yani Fatih Fatih de, Fatih Dün... riskli avcılar risksiz gibi bakabilirler mi? Olur. Ne alakası var Tam tersi olur. Tam tersi. Peki. İkisi de, ikisi de şey. aynı Peki. Peki. Ya şöyle bir şey. Yani o e, şehir planlar odasının duruşu tam aybı siyasi. Bakın ranttan bahsediyor. Rantsa Kentsel Karanfirköy'de ya söylüyorum Karanfırköy. %18.3 kiptaş alıyor oradan. Dağıtsın halka niye alıyor? Ranta dayalı değilse. Niye de alıyor? Ona da itiraz ediyordur belki. Etmiyor. Nerede hani? Niye etmemiş? Planlar asker çıktı ilan ettik. Niye etmemiş? O da ona itiraz etmemiş. Peki. Çok Murat özgür Bey. Özgür. Rica ederim. Ahmet Bey bir bakın şöyle bir şey var. Önceki görsele ben, gelebilir miyiz? Murat mis, Bey bir şey Bey. söyleyeceğim. Bunun önceki Bunun görseli mi önceki... istiyor Murat Bey? Buyurun söyle. Bir şey söyleyeceğim. As Askeri Onur... alan. Bakın önceki... aziz milletimiz şunu bilir. AK Parti'nin olduğu yerde bilim olur. Yine bir önceki. AK Parti'nin olduğu yerde bir hukuk önceki. olur. AK Parti'nin olduğu yerde adalet olur. Bunun da bir AK Parti'nin olduğu yerde can değil, rant değil, can olur. Askeri alanın olduğu bir fotoğraf vardı. Askeri Oraya geleceğim. Alanı... İşte orayı bir örnek Hı. vermek istedim. Ha, yani CHP'nin e, neden karşı çıktığıyla alakalı. Şimdi TOKİ gelir elde etmek için emlak konut üzerinden biraz daha orta sınıf ve üst sekmen için konut yapıyor. Oradan elde ettiği gelirle de. Orta halinin altındaki gelir ihtiyaç sahiplerine <laughs> ev yapıyor. Şimdi burada sol tarafta gri alanda askeri alan. Mesela Sayın Tevfik burada Sayın Başkan e, kentsel dönüşüm yapacağını söyledi. Sol tarafta askeri alanda. Bu ben rezerv demedim. alan Sen değil. Burası yeni rezerv oluyor. CHP'nin karşı çıktığı yeni rezerv alanlarıdır aslında. Neden? Askeri alanların diyor ki şu, e, mecliste bir konuşmasında da destek vereceğiz diye sözlerini Söz. hatırlıyorum. O e, Oda Başkanı'nın e, açıklamasında da var. Evet. Askeri alanlar diyor, yeşil alanlardır. Oraya diyor konut e, yapacaksınız ve rant çıkaracaksınız. Ama çıkarsınız. şöyle İBB diyor ki izin veririm diyor. Fakat diyor siz diyor aşağı bölgede e, rezerv alanlarını yenilerken oradaki halkı o askeri bölgelerine taşımanızı istiyor. Öyle yapıyorsun. Değil Ama garanti vermemişsiniz. Nasıl garanti vereceğim ben? Bunun garanti verilebilir. Yani yeni bir dışarıdan, esenlerin dışından yeni insanlar gelebilir. Nasıl, bu da nasıl, ranta dönebilir. Nasıl? Dönemez. İşte bunu engelleyip bak, garanti verilirse... Bak burası rezerv alan. Burayı yeni rezerv alan. Şu fark Rezerve de farklı. Ney? Rezerv aydı, yeni rezerv alanı farklı. Hiç, aynı aynı. Hepsi değişen şey. Mevzu Sonuçta tamam aynı. yeni gelen. Yok. Bu arada şehir plancıları odası başkanı İstanbul Şube Başkanı eğer iletebilirseniz memnun olurum. Bizim her partiye mensup belediyeye açmıştığımız davalar var. Buna İBB'de dahil diye bir Şimdi mesaj göndermiş. Şimdi bakın. Rezerv alan aynı şey. Şimdi Fikirtepe dedi. Mesela oradaki halk orada yaşamıyor. Şimdi Şu rezerv, an orada binalar yenilendi. E, Murat Bey, Onlar alanına, farklı bir yere gitti. Rezerv alanı anlatın. Burada da böyle müsaade, bir şey olabilir mi? İnsanların müsaade endişesi dersen, bu. Rezerv alanla ilgili risk alan, kentsel dönüşüm bu konuda herhalde en çok emek ortaya koyanların birisi ve teknik arkadaşların da hepsi burada. Rezerv alan şu demek. Rezerv alan dediğimizde hemen boş alan aklımıza geliyor. İki türlü rezerv alan var. Bir bunun gibi boş alan. Evet. İkincisi şu şurada boşaltacağın ikinci bir alanda rezerv alan diyebilirsin. Evet. Yani diyelim ki orada 50 konut var. Sen orası müsait 100 konut yapacaksın. Rezerv alan diyebilirsin. Bunda problem yok. Buradaki şeyimiz şu. Burası rezerv alan. Bu rezerv alanı biz ne yapıyoruz? Esenler'in içindeki bize düşen payıyla Esenler'in içindekileri taşıyoruz. Bakanlığa düşen payıyla şu çevre ilçelerde ne kadar riskli yapı varsa taşıyor. Peki e, kötü bir şey. Murat bu. Bey'in sorusu gayet haklı diyor ki adam diyor başka bir semtte oturuyor sen onu Esenler'e taşımış oluyorsun. Hayır, ben, ben esenleri taşıyorum. Tamam. Başka bir Peki. semtten olan gelmeyecek. İsteyen gelir. İsteyen gelir. Ama bu da ranta dönür. Mesela şimdi işte 453 bölgesi dön. Bak, gibi diğer... Bir dakika nereden kişi... geliyor? Bir dakika nereden geliyor? Yani e, çeperden geliyor. Yani Nerede? diğer içeden. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Yüzde kaçı? Burası boş kalıyor. Benim bildiğim o dönemde kamu Yeni... kamuoyundaki tartışma şu. Sizden garanti istediler. Yanılıyor muyum? Ne garantisi? Yani oraya sadece Esenler'deki o ya riskli böyle bölgedekiler gidecek. Böyle bir garanti sistemi diye bir şey olan. Ben benim payıma düşeni bunu yapacağım. Bakanlık kendi payına düşeni diğer ilçelere transfer edecek. Tabii orada şöyle bir paylaşım var. Demin deminki cümlenizi hatırlıyorum. %55'i mi dediniz bak? %55'i Bakanlığa, bakanlığa ait. Tamam. Evet. Bakanlıkta onu Onu Bakan Bey açıkladı Onur. Yani rezerv <laughs> alanı olmayan ilçeler olabilir. İmzalamışlar. imzalamışlar. Yani mesela Bayrampaşa gibi sıkıntılı hiç iyi alanı olmayan yerler olabilir. Oradaki insanların da ihtiyacı var. Onların Buradaki geldiği. Buradaki temel şey şu doğru. isteyen. İstemeyen Peki, bir, bir şey arka. söyleyeceğim. Şurada burası yeşil alan mı? askeri alan şu anda. Orası. Tam askeri alan ama yeşil, yeşil alan. alan mı? Ne demek yeşil alan? Şu anda askeri Ağaçlar, alan alan. orman. Ağaçlar koruyoruz hepsini ya. Bunların hepsi tescilli alanlar. Ağaçlar tescilli. Onları çiziyoruz. Bir tane ağaca dokunulmuyor. Ya, ya da bu ağaç yerlerden çok daha fazla hassas olduğumuz herkes bilir. Ağaçlar teker teker korunuyor. Burada yeşil alanlar görüyorsun.